Bakın Türkiye'de hiç kimse doların iki gecede bir gecede 8 liradan 13 lira olmasını hiçbir ekonomist izah edemez. Ederim diyen de halt eder. Yok böyle bir düzlem. Yani hiçbir ekonomik norm içerisinde akşam yatıyorsun sabah kalkıyorsun 13 lira olmuş. Yok ya ne oldu? Meteor mu çarptı Türkiye'ye? Meteor mu çarptı Türkiye'ye? Çok büyük bir saldırı altında mıyız? Savaşa mı girdik? Allah göstermesin büyük bir terör saldırısı mı oldu? Ne oldu? Yani siz ihracatta rekor üstüne rekor kuruyorsunuz. IMF'nin kendisi Türkiye'nin büyüme oranını %9'a çıkarıyor %5'lerden. Cari açığınız fazla veriyor. Memurunuzun, işçinizin, emeklinizin, köylünüzün, herkesin maaşını ödüyorsunuz. Sanki çiftçiye yardım yapılmıyor. Hayır yapılıyor. Gübre desteği yapılıyor, tohum desteği yapılıyor, yem desteği yapılıyor. Tüm bunlar oluyor. Ama dolar bir gecede kalkıyorsunuz 13 lira oluyor. Yok ya. Bunu toplum da biliyor. Bunun toplum da farkında. İşte iktidar çok kötü yönetiyor. Beceriksiz bilmem ne. Hayır değil. Çok becerikli. Türkiye Cumhuriyeti tarihi Atatürk'ten sonra gördüğü en başarılı yöneticiyle yönetiliyor. 2,5 trilyon dolar borcu olan bir Amerika hayali değil mi? Hiçbir karşılığı olmadan 2,5 trilyon basıyor dolar yani, basar dış güç yok değil mi? Yok. Yani siz ekonomi okudunuz değil mi? İşletme okudunuz değil mi? Şimdi siz Türk Silahlı evet. Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giydiniz evet. Yıllarca. PKK'ya 50 bin tır dolusu silah verecek Amerika dış güç yok değil mi? 50 bin tır dolusu silah verecek Amerika ya, bu silahlar dış ne zamandan beri veriyor? Ya geç bunu. PKK. Artık bardak taştı. Çünkü yani. 2013'te seni geziyle devireceğini düşündü. 2015'te seni darbeyle devireceğini düşündü. Bunların hiçbirini başaramadı. Erdoğan FETÖ'yle mücadele ederken Bankasya'nın önüne gidip para yatıran CHP'li milletvekili. Bugün gazetesinin yani, Samanyolu yani TV'nin saçma sapan. Bu saçma sapan mı? Neyi saçma yani, sapan? HDP'ye bakanlık vermek isteyen de yani, sizsiniz. Kimdir? Ünal Çeviközün bana Karabağ Türkiye yardımıyla müdahale edilirken maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah veriyor sözünü nasıl açıklarsınız? Hiç öyle değil. Kabul et maalesef silah veriyor dedi ya. Yani, ne dünya kamuoyundan? Dünya kamuoyu 15 Temmuz'da ne yaptı? Dünya kamuoyu Irak'a Amerika girdiğinde 1 milyon masum insanı öldürdüğünde yalandan gerekçeyle ne yaptı? Acaba hani şu olsa iyi mi olurdu? Biz eskiden olduğu gibi silahımızı kendi yerli üretimimiz olan milli savunma sanayimizden değil de Amerika'dan alsaydık mesela daha iyi bir ülke mi olurduk? IMF'nin kapısını 1 milyar dolar borç almak için memur maaşı ödemek için çalsaydık. Yeni bir Carla Cottarelli bize sömürge valisi gibi atansaydı daha iyi bir ülke gibi mi gözükürdük? Ben bunların cevabını peki. Kamuoyuna bırakıyorum. Son olarak şunu söylüyorum. Bu ülkeyi IMF ile otel odalarında gizli gizli görüşenler ne Necdet Bey'in ne Dursun Bey'in istediği...